Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel çocuk bluzunu çalışacağız. Gördüğünüz gibi çok şık, çok şıkır şıkır bir model. Şöyle boncuk detayları ekledim. Sizler daha da fazla ekleyebilirsiniz, daha gösterişli olması için. Arkadaşlar kaç yaş için diye soracak olursanız, normal kiloda çocukları için 8, 9, 10 yaşa kadar giyebilir. Hemen size ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle enini ölçüyorum. Hemen 35 santim, hatta 36. 35, 36. Hemen şöyle askıdan değil de şöyle şuradan ölçmek istiyorum. Şuraya kadar. Şöyle yaptığımda 30 santim boyu. En iyi ise 35 santim diyelim arkadaşlar. Eğer motiflerin daha büyük, daha küçük, yani bluzun daha büyük, daha küçük olmasını istiyorsanız, nasıl yapacağınızı soruyorsanız, arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptım. 6. sırada çerçeve ekledik, yani birleştirdik. Sizler daha küçük olmasını istiyorsanız 4 sıra örebilirsiniz. Daha büyük olmasını istiyorsanız 6 sıra örebilirsiniz. Ya da şu 2 sırayı ben üçlü trabzan yaptım. Ama sizler ikili trabzan yapabilirsiniz. Bu şekilde oynamalar yaparak daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen iplerimi söylemek istiyorum. Alize'nin Cotton Gold ipiyle yaptım. Genelde zaten bluzları ben kesinlikle koton iplerle tercih ediyorum. Çok rahat oluyor. Tığ numaram 2,5 numara. Yine onu da söyleyeyim. Eğer daha büyük bir tığ ile yaparsanız daha büyük olur. Atıyorum 3 numaralı tığ ile yaparsanız 35 santim, en iyisi 37 santim olacaktır. Belki de daha fazla. Evet arkadaşlar, bu motiflerin de yapımını daha önce ben kapşonlu hırka modelimde göstermiştim. Hemen bu videonun altına, açıklamalar bölümüne, o videonun linkini atıyorum. Oradan o videoya, yani motiflere ulaşabilirsiniz. Video çok uzamaması amaçlı, ben şimdi size motifleri göstermeyeceğim. Oradan motifleri öğrenip tekrar bu videoya dönebilirsiniz. Şöyle biraz da yakından göstermek istiyorum. Gayet çok şık, şıkır şıkır bir model. Askılarını zaten siz ölçerek yapacaksınız. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Keşke bir kız çocuğum olsaydı da üzerine giydirip gösterebilseydim. Ama maalesef kız çocuğum yok giydirecek. O yüzden böyle sizlere göstermek zorundayım. Ama sizler aynısını örerseniz şayet, sizin fotoğraflarınızı Instagram hesabımdan beklerim, muhakkak atın. Siz böyle yapıp bana atınca çok memnun oluyorum gerçekten. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, az önce dediğim gibi de bu motiflerin yapımı hemen açıklama bölümünde mevcut. Oraya tıklayarak yapımını görebilirsiniz. Orada çevresini, en son sırasını lacivertle yapmıştım. Ama şimdi kırmızıyla yaptık. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5 sırayı yaptım. 8 tane motif yaptım ve 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptım. Bakın, 2, 4, 5. Hepsini 5 sıra yaptım. 6. sırayı, yani 8. motifin 6. sırasını böyle tek başına ördüm. Kırmızıyla. Ana rengimiz kırmızı olacak çünkü böyle cıvıl cıvıl olsun istedim. İlk motifimizi bu şekilde tek başına 6. sıramı kırmızıyla ördüm. Daha sonra hemen birleştirmeyi göstermek istiyorum. Seyredeceğiniz videoda da birleştirmeyi göstermiştim aslında. Ama yine de orada bayağı koyu deyip tam anlamıyla göremeyebilirsiniz. Tekrar göstermek istiyorum. Şimdi şöyle herhangi bir rengi alıyorum. Şöyle renkleri de sıralı yapmak istiyorum. Çünkü o kadar karışık ki renkler, rengarenk olacak. Bakın, hemen köşeye batırdım. 1, 2, 3 zincirimi çektim.
üçlü trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle birlikte 3 tane oluyor. Araya 2 zincir çekiyorduk. Tek zincir çekiyorum. Hemen şöyle köşeye 2 zincirlik bölümden içinden geçirdim. Ve 3 tane üçlü trabzan daha yapıyorum aynı yere. Evet. Arada bir zincir çekiyorduk. Şöyle hiç zincir çekmeden aradan batırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen önümdeki boşluğa batırıp üçlü trabzan yapıyorum 3 tane. Zincir çekmiyorum. Hemen karşıdaki, bakın önümdeki ilk boşluktan ilmeğimi geçirdim. Bir zincir çektim. Bu taraftaki motifin ilk boşluğuna batırarak bu şekilde motif birleştirmek inanılmaz kolay. Bu şekilde 8 motifimizi de birleştiriyoruz. Diğerlerini de aynı mantıkla birleştireceğiz. Evet. Hiç zincir çekmedim. Geçirdikten sonra bir zincir. Devam ediyorum. 1 2 3 Bu şekilde sırayla köşeye gelene kadar devam ediyorum. Son boşluğumu batırdım. Geçirdim. Bir zincir. Bakın şurada minicik kalmış ipim. Hemen onu da şöyle araya arada örerek kaybetmeye çalışacağım. Hemen köşeme battım. 3 saniye. Üçlü trabzan, bir zincir. Yine bakın köşeye batırıyorum. Bir zincir. Ve bu şekilde devam ediyorum. Hiç ip koparmadan da birleştirmemizi yapabiliriz. Bakın bu şekilde olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Eğer ip koparmadan yapmak istiyorsak da pardon. Bu şekilde buradan birleştirerek devam edebilirsiniz. Ama ben sizin kafanızın karışmasını istemediğim için ip kopartarak birleştirmeyi göstereceğim. Çünkü o şekilde biraz kafanız karışabilir. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Birleştirmemiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine bir zincir çekip ilk çektiğim zincirin tepe noktasını batıp kapatıyorum. Ve bu birleştirmemi tamamlamış oluyorum. Gelelim sıralama bölümümüze. Hemen onu göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle tam kamerada alsın istiyorum. Daha çok uzaklaştıramadım. Birleştirmemiz tam olarak şöyle olacak. Bakın. İki tane şu şekilde birleştim. Sonra bir taneyi alıyorum. Buraya birleştiriyorum. Yine kırmızıyla örerek. Daha sonra bu burayla şu ikisini birleştiriyorum. Daha sonra burası. Şöyle. Bakın bir aşağı bir yukarı şeklinde 2, 4, 6, 7 taneyi birleştirelim. Şöyle tam göstermek istiyorum. Şöyle uzaklaştırarak da bu şekilde birleştiriyoruz birer taraflarından. Şöyle kameram çok uzaklaşmadı. Evet, bu şekilde 8.'yi de birleştireceğiz. Yani tamamen birleştirmek için kullanacağız. Onu da aynı şekilde şuraya birleştiriyoruz. Ama bir tarafını örmüyoruz. Bir tarafını da katlayarak
şurayla birleştireceğiz. Şimdi aynı gösterdiğim yöntemle, yani şu şekilde bakın. Şöyle bunları birleştiriyoruz. Daha sonrasında göstereceğim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde birleştirmemi bitirmek üzereyim. 2, 4, 6, 7 taneyi birleştirdim. 8.'inde 3 tane üç kenarını çerçeveledim. Şuraya birleştirdim. Bir tarafını bıraktım ki tamamen birleştirebileyim diye. Yani son bir taneyi, 8.'yi bu şekilde bırakacaksınız. Hemen şöyle şunu düzeltiyorum. Bakın. Genelde önceki bluzumda de burada arkadaşlar takıldı. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde yaparsak olmayacak. Hemen şunu yanlamasına çeviriyorum. Hemen şu köşeden birleştirmemi yapacağım. Bakın. Şöyle ve çok düzgün bir hal almış olacak. Hemen göstermek istiyorum. Birazcık yakınlaştırıp hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle şurası çözüldü. Yani çoğu kişi zaten biliyor ama yine de bazı arkadaşlar takılıyor burada. Bakın burada bir zincirimi çektim. Hemen karşıdaki şuraya batırıyorum, içinden geçiriyorum. Burada zincir çekmeyebiliriz, çekebiliriz, önemli değil. Hemen köşeden devam ediyorum. Birleştirmeyi dediğim gibi yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Önceki videoda da göstermiştim ama bazı arkadaşlar sıkıntı yaşamış zannedersem, yine buraya ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. Zaten birleştirmeyi biliyoruz. Sadece şeklini göstermek istedim. Neresini birleştireceğimizi. Bu şekilde aynı sona kadar devam edelim arkadaşlar. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Geri zincirimi çektim. Köşeme geldim. 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın şöyle orta bölüme, şöyle ortaya da batırabiliriz. Şuradan iki tane ilmeğe de batırabilirim. Bakın şu şekilde. Daha düzgün olmasını nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bir zincir, hemen karşıda ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle uzunca kestim. Çok kısa kesmedim ki saklayabileyim diye. Gördüğünüz gibi biraz uzaklaştırayım. Tam manasıyla görün. Şöyle bakın, iki yanımız da aynı şekilde oldu. Arkası da bu şekilde. Şimdi kenar çerçevelerimize geldi sıra. Hemen onlara başlayalım. Evet arkadaşlar, yine kırmızı ipimi aldım. İpime düğümümü atıyorum. Ve şöyle hemen köşeden başlıyorum. Şöyle bir sık iğne, ikinci sık iğneyi yaptım. Şimdi ben burada bir sıra sık iğne yapacağım arkadaşlar. Ama siz şurası daha kapalı olsun istiyorsanız ikili trabzan da yapabilirsiniz. Ben çok hem büyümesini istemiyorum hem de şöyle sadece sık iğne ile daha hoş olacağını düşünüyorum. Böyle trabzanların tepelerine birer tane battım. Burada tek zincirlik bölümümüz var. İçine battım, kapattım. Daha sonra tek tek yine trabzanların tepesine batıp sık iğnemi yapıyorum. Aradaki zincirlik bölümün içine battım, bir sık iğne. Yani trabzan tepelerine birer tane sık iğne. Bir de şu araya bir zincirlik bölümü batarak, oraya da bir sık iğne yaparak şu ortaya kadar gelelim arkadaşlar. Evet bakın. Şöyle şurada 3 trabzanın tepesine tek tek batırıyorum.
Bir de tam ortaya batırıyorum. Bir tane de ortaya yaptım. Daha sonra tek tek yine trabzan tepelerine batırarak devam ediyorum. Şu birleştirme noktasına sadece bir tane yaptım. Orada potluk oluşmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar, tam şuraya gelene kadar yine sık iğnelerimizi yapmaya devam edelim. Evet. Yine 3 tane trabzanın tepesine tek tek batıyorum burada. Tam köşeme geldim. Köşemin içine battım. 1 2 tane sık iğnemi yaptım. 2 tane zincir çektim. Tekrar aynı yere batırıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum ve köşe bölümümü şöyle dönmüş oluyorum. Ve yine aynı işlemi yapıyoruz. Tüm sıra boyunca. Bakın. Şöyle göstereyim. Zaten sizlerle birlikte şu şekilde şurayı yaptık. Yani komple şu şekilde devam edeceğiz. Bakın şurada başladık. Buraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, burada sıranın sonuna gelmek üzereyim. Şöyle iplerin lifleri de ayrılıyor. Evet. Son köşemin içine geldim. 2 tane yapmıştık. Şimdi köşemin içine 2 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim ya da bir zincir çekelim. Şöyle hemen ilk yaptığım sık iğnenin tepesini batırdım ve şu şekilde kapattım. Tam ortaya gelmiş oldum. 1 2 zincir 3 4 tane çekelim. Başını doluyorum. Hemen şöyle dibine batacağım. Şu şekilde. Benim oğlan hala öksürüyor. Gelmiştir sesi. Ben de arada öksürüyorum gerçi de. 2 zincir başını doluyorum. 1 2 3 3.'ye batırdım. İkili trabzan. 2 zincir başını doluyorum. 1 2 3. Bunu şey olarak da yapabilirsiniz. Mesela bir zincir çekip ikinciye, yani kutuların daha küçük olmasını istiyorsanız şöyle bir zincir çekip, hatta şöyle bir göstereyim. Ben de tam karar veremedim. Tamamen kendi kararımca yaptığım bir şey olduğu için şöyle yapa söke beraber yapacağız artık. İşte birinci değil, ikinciye batıp şöyle, evet böyle daha iyi olacak sanki. Bakın minik minik oldu. Bir zincir, bir tane atlayıp ikinciye batırıyorum. İkili trabzan. Evet şöyle minik minik sanki daha hoş olacak. Evet. Bir zincir çekelim. Bu şekilde birinci değil, ikinci sık iğnenin tepesine batıp ikili trabzan yapalım. Dediğim gibi siz istediğiniz gibi, eğer büyük kutucuklar yapmak istiyorsanız 2 zincir çekip 3. kutucu 3. sık iğnenin tepesine batabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi kendiniz bu şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Şöyle tam şuraya gelene kadar orta bölüme devam edelim. Şöyle bakın tam orta bölüme, yani birleşme bölümüne geldim. Şu şekilde bir zincirimi tekrar çekip başını doluyorum. Bakın tam birleşme bölümünün tam ortasına batırıp ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde bir zincir çektim, başını doladım. Birinci değil, ikinciye batırarak bu şekilde devam ediyorum. Bakın şöyle olacak. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Hatta şurayı da göstereyim ben size. Şuraya gelene kadar devam edelim. Evet bakın köşeme geldim. Başını doluyorum. Bir zincirimi çekip tam köşemin içine batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı yere battım. Burada köşe oluşturuyorum çünkü. Şöyle tam köşemde B olması gerekiyor. Bir zincir çekiyorum. Ve yine bir tane sık iğne atlayıp ikinciye batarak
kutucuklarımı yapmaya devam ediyorum. Bakın köşemde şöyle bir V oluşmuş oldu. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel ve hoş oldu. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Şurada başlamıştık. Hemen bir zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2, 3. zincire batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bakın bu şekilde bu sıramızı da bitirmiş olduk. Şöyle içinden herhangi bir rengi alıp şöyle bir sıra sık iğne yapacağız. Yine öncelikle isterseniz askılarla başlayalım. Yani hem askı yapacağız hem de yine krem renkli çerçeve yapacağız arkadaşlar. Böyle sizin de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın böyle tam köşeye içine batıyorum. Şöyle istediğiniz boyuta gelecek şekilde şöyle bir tane daha sık iğne yapayım ki sağlam olsun burası. Şöyle zincir çekiyorum. Askı yapıyorum. Şöyle ölçerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Ben istediğim boyuta gelene kadar şöyle zincir çekeceğim. İstediğim boyuta gelince de arkaya birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde 45 tane zincir çektim. Siz ölçerek yaparsanız sizin için daha uygun olacak. Hemen arkaya şöyle ilmeği içinden geçireceğim. Şöyle tekrar bir sık iğne daha yapacağım. Ve daha sonra tek tek zincirin içine batırarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Öne gelesiye kadar tüm zincirlerin içine tek tek batırarak sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Tam öne gelene kadar devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde. Sıramın sonuna geldim. Yine köşeme batırıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Gördüğünüz üzere askımız hazır. Daha sonra hemen şöyle trabzan tepesine batırıyorum. Bir sık iğne. Boşluğa kutucuğumun içine batırıyorum. Bir sık iğne. Trabzan tepesine bir. Boşluğun içine bir. Bu şekilde krem ipimle. Tabi renk kombinasyonu tamamen size kalmış. Nasıl dizayn etmek isterseniz o şekilde dizayn edebilirsiniz. Ben bu sırayı kremle yapmak istedim. Bir hani sırf kırmızıyla yapıp boğmak istemedim. Çünkü sadece kırmızıyla yaparsam çerçeveyi de boğacağını düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar komple yine etrafını sık iğne ile devam edeceğim. Trabzan tepesine bir, boşluğa bir şeklinde sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın bu şekilde gayet de hoş olacak. Son bir sıramız daha var. Onu da yapınca hemen üst bölümümüzü bitirmiş olacağız. Alt bölüme de aynı şekilde sadece askıyı yapmayacağız. Bir sıra bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde hemen köşeye gelmek istiyorum. Köşeyi göstermek için, o yüzden kapatmıyorum şu anda. Zaten köşede çok göstermeye aslında gerek yok. Hani belli zaten, araya bir tane, trabzan tepesine bir tane şeklinde ilerleyeceğiz. Şu birleşme noktası da aynı şekilde araya batmışız. Trabzan tepesine, araya, bakın tam ortadaki trabzan tepesine de batırıp sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Pardon, hemen şöyle göstereyim kafanızı karıştırmadan. Bakın bu şekilde askımız tamam. Şuraya gelene kadar sık iğnemizi yapıyoruz. Burada ne yaptıysak buraya geldiğimizde de aynı şekilde buraya bir sık iğne yapıp 45 tane zincir çekip arkaya birleştiriyorum.
Daha sonra öne gelerek sık iğne ile öne gelerek yine sık iğnelerimi bu şekilde devam ederek şuraya kadar devam ediyorum arkadaşlar. Bu sıramız da bu şekilde bitecek. Evet arkadaşlar, ben sırayı bu şekilde bitirdim. Birazdan iplerimi de saklayacağım. Artık son sıramıza geldik. Son sıramızı da yine sık iğne ile devam edeceğim. Şöyle bu son sıramızı şöyle tam şu köşeden başlamak istiyorum. Şöyle tam size daha net nereden gösteririm diye düşünüyorum da şöyle tam ortadan başlayalım. Evet. Tek tek trabzan tepelerine, sık iğne tepelerine batırıp bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Askılara gelince, askıları da aynı şekilde bu şekilde sık iğne yapabilirsiniz. Ya da askıları es geçip önceki yaptığımız bluzda da aynı şekilde askıları es geçmiştik. Askılara sık iğne yapmamıştık. Bu şekilde bakın. Çok hoş bir geçiş sağlıyor buradan. Krem yaptığımız için orası pek hoş göründü. Dediğim gibi orayı ikili trabzan da yapabilirsiniz. Ama ben sık iğne daha hoşuma gidiyor. O yüzden sık iğne yaptım. Son sıramızda hemen şöyle göstermek istiyorum. Yine şöyle kırmızı krem olması için askılarında şöyle bakın, şöyle devam ediyorum. Zaten bakın yerleri belli. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Bakın tek tek askıya batırıyorum. Bakın şu şekilde. Yahut hiç askıyı ellemeden direkt bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama ben askının bu şekilde devam etmek istiyorum askıya. Şöyle tüm sık iğnelere bata bata şöyle az önce yaptığımız gibi devam edeceğim. Bakın çok hoş durdu. Şöyle arkaya geleceğim. Daha sonra buradan yine geri dönüp yani askıyı yaptığımız gibi arkaya gideceğim, öne geleceğim, devam edeceğim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar ben devam edeceğim. Sizler de aynı şekilde devam edebilirsiniz. Hemen şurayı göstereceğim. Bakın şurası çok hoşunuza gitmezse şurada kırarsınız. Buradan devam edip yukarıya doğru çıkarsınız. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen çerçevesini yapacağım. Alt kısmı da aynı şekilde, üstte nasıl yaptıysak alta da aynı şekilde öreceğiz. Sadece şu askıları yapmayacağız tabii ki alta. Askısız halini düşünün. 3 sıra bir sık iğne gittik, kutucuk yaptık. Daha sonra askılarımızla krem rengi yaptık. En sonda arkadaşlar 4 sıra oluyor pardon. Yine sık iğne olarak çerçevemizi yapıyoruz ve bu şekilde bitireceğiz. Daha sonradan püskül veya isterseniz boncuk da takabilirsiniz. Bu şekilde ben hem burayı bitireceğim hem de alt bölümü de bitireceğim. Daha sonra devamında görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde üst bölümünü bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Bazı yerlerde yalnız ipimi kırdım. Yani şöyle anlatmak istiyorum. Şöyle gittim. Şöyle dönüşte şu beyazın önünü kapatmasın diye burada ipimi kırdım. Buradan bu şekilde şöyle öne gelerek devam ettim. Yani şurada beyazların önünü kapatmamak için kırmalar yaptım. Hemen altı göstermek istiyorum. Altı da aynı şekilde beyaza kadar aynı şekilde örüyoruz. Beyazdan sonra da yine şöyle düz sık iğne yapabilirsiniz.
Ama ben alta püsküller yapacağım için şöyle bir şey yapacağım. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Bakın hemen şurası, şöyle köşe bölümü attım. Şimdi şöyle yan yana 3 tane veya 4 tane yapabilirsiniz. Ne kadar aralık isterseniz. Şöyle yani püsküllerin arası ne kadar olsun isterseniz böyle 2, 3, 4 tane yapabilirsiniz. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Hemen yine önümdeki trabzan tepesine batıp 2, 3, 1 veya 2 tane zincir çekiyorum. Hemen önümdeki sık iğne tepesine battım. Bakın bu şekilde minik minik şöyle halkalarım olacak. 1 veya 2 zincir çekebilirsiniz. Birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü de 2 zincir. Hemen önümdeki sık iğneye batıyorum. 1 olarak sayıyorum. 2, 3. Bu şekilde bakın araları şu kadar yaptım ben. Yani 3 tane sık iğne var arasında. 2 zincir. Hemen önümdeki sık iğne tepesine batırarak 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Aslında şurayı da aynı şekilde yapabilirsiniz. Yani şöyle hem pıtırcıklar olmuş olur, daha hoş durur. Burayı ben yaparken onu unuttum. Aslında burayı da öyle yapmak istiyordum ama bu şekilde de şık olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar burayı bu şekilde bitirebilirsiniz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben hemen alt bölümü de bitirdim. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şöyle minik minik yuvalarım oluştu. Hemen üst bölümü de göstermek istiyorum. Üst bölümde gayet şık ve çok güzel oldu. Hemen şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Rengarenk oldu. Sizler istediğiniz gibi renk kombinasyonunu yapın. Ben kız çocuklar için böyle kırmızı cıvıl cıvıl olsun istedim. Arkadaşlar ben şöyle aynı boyda iplerimi kestim. Biraz düştü elimden karıştı ama şöyle aynı boyda iplerimi kestim. Şöyle ikişer ikişer yapacağım. Çok fazla yoğun olsun istemiyorum. Hemen şöyle ortadan başlayayım. Bakın hemen şöyle daha ince bir tığ ile yapıyorum bunu. Genelde her videomda gösteriyorum bluz videolarında bunu nasıl yapıldığını. Ama yine de göstermek istedim. Şöyle bakın. Şu şekilde ne kadar aralıklı istiyorsanız o şekilde takabilirsiniz. Daha sonra da boyu aynı gelmeyecektir muhakkak. Siz ister şöyle oval olarak kesebilirsiniz. İsterseniz düz şekilde kesebilirsiniz. Ben şöyle sırayla takmak istiyorum. Bir de böyle kız çocuklarına, benim kızım yok. İki tane oğlum var, böyle kız kıyafetlerine bitiyorum. Biraz da böyle hani çok şık olsun istedim. Hemen aynı boyda iplere şöyle boncuklar geçirdim. Hemen onu da nasıl takılacağını göstermek istiyorum. Bakın şöyle dilediğiniz boya gelene kadar boncuğu geçirin. Hemen şöyle tam şunun ikisinin arasından geçirmek istiyorum. Şöyle siz başka bir yöntem biliyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu şekilde hemen şöyle bir düğüm atacağım. Şurada püskül görevi görecek. Bakın şöyle iyice bağlarsanız zaten mümkün değil, çıkmaz. Evet. Bakın bu şekilde çok fazla yapmayacağım boncukları. Böyle ara ara koyacağım. Hani çok
göze batmasın, aşırı kaba durmasın diye. Bu şekilde boncukları ara ara yerleştirmeyi düşünüyorum. Sizler nasıl arzu ederseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ben elimden geldiği kadarıyla dizmeye çalışacağım. Kapanışta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tamamen bu lüzumu bitirdim. Gerçekten çok güzel, çok hoş oldu. Şu boncuk detayları da ayrı bir hava kattı. Siz ister takabilirsiniz, ister takmak istemezseniz takmayabilirsiniz. Şöyle hemen arkalı önünü göstermek istiyorum. Şuraya sadece beyaz taktım. Daha yoğun da takabilirsiniz boncuklarını. Ben şöyle 3 öne, 3 arkaya taktım. Benim için yeterli oldu. Hemen şöyle yaka kısmını tekrar göstermek istiyorum. Askıları kalın. Rahatlıkla, çocuklar rahatlıkla kullanabilirler. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan da memnun kalmışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki çok hoş videolarla, güzel videolarla, en güzel modellerle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.